TÜİK tarafından biliyorsunuz ülke nüfusu adrese dayalı bir sistem üzerinden saptanıyor. Evet, ben tabii yerelden yola çıkarak hala Türkiye'nin en büyük beldesi olmaya devam eden Kepez'le birlikte genel bu demografik hareketlilik üzerinden birkaç noktaya dokunacağım. Konu başlıklarından biri o. Sevgili arkadaşlar, bizim 2017 sonuçlarına göre, yani 31-12-2017'ye göre nüfusumuz 25.544 idi. Şu anda, yani 31-12-2018'e göre 28.034. Biraz sonra arkadaşlar size dağıtacaklar. Bir takım şeyler var. İşte sayısal fark ve oranlar var artışta. Arkadaşlar, 2490 kişi artmış bir yılda Kepez'de. 2490. Yıllık artış oranı 9.75. Bakın 9.75. Hemen biraz sonra gelince göreceksiniz. Üstünde Çanakkale merkezin bir rakamları var. 2017'nin 31-12'sine göre 132.854. 2018'in 31-12-2018'ine göre 136.002. Artış, dikkat edin, 3.148. Artış oranı 2.37. Şimdi diğer belgeler var, ilçeler var. Şimdi size gelecek, fotokopi çektiriyorum, vereceğim, orada göreceksiniz hepsini. Şöyle ki, yaklaşık ilin artan nüfusu 10.000 küsür civarında. Biz de 2490'ı yukarıya yuvarlarsanız 2500'e de, yani nüfusu artan illerden biri Çanakkale. Artan bu nüfusun %25'ini, bakın rahat lütfen, %25'ini Kepez alıyor. Çanakkale ilinin artan 10.000 küsür nüfuslu artışının %25'ini alıyor. 2500'e yakın bir rakamla alıyor. Merkezin 132.000 olan nüfusu 136.000'lere çıkıyor. 3.000 küsür nüfus artıyor. Buradan şunu demeye getiriyorum. Yani Çanakkale'ye gelen ki nüfusu düşen beldeler falan var. Onlar da gelecek önünüze. Ezine gibi, işte Karabiga gibi, Gelibolu Kavak gibi. Neden düştüğünü de onlar herhalde daha size bilgi verebilir diye düşünüyorum. Artanlar var. Artanlar da binin üzerinde değil yani. En fazla atıyorum Biga artmış 892. Tabi artış oranları yönünden ciddi oranları olanlar da var. Onlara da bakmak lazım. Mesela Gökçeada'da 903 artış var. Acaba bir köy mü taşındı? Yoksa seçmen mi taşındı? Ne oldu? Böyle ciddi 900 gibi bir yılda bir artış var Gökçeada'da. Olmuş mudur? Yoksa öğrenciler üzerinden bir adrese dayalı tespit midir? Onu herhalde oranın yerel yönetimi veya kaymakamı zannediyorum daha doğru analiz eder diye düşünüyorum. Evet. Kepez gene her zamanki dinamikleriyle hızlı büyüyor, hızlı gelişiyor. Kısaca şöyle söyleyeyim. Yani bize her yıl bir Karabiga katılıyor. Her yıl atıyorum bir dahaki Bozcaada katılıyor. İşte bakıyoruz öyle Gelibolu Kavak Köyü gibi bir belde katılıyor. İşte Umur Bey gibi bir belde katılıyor. Ve biz bu yani 2500 yakın nüfusu olan yerlerden bahsettim. Ve bu katılım içinde biz milletin suyunu akıtıyoruz, çöpünü topluyoruz, yolunu yapıyoruz. Ufak tefek aksaklıklarımız oluyor mu? Oluyor. Ama bir beldeye hizmet ediyoruz. Bir 5 yıllık süreci düşünün. Yaklaşık ben hep onu söyledim. 2000-2500 arasıydı. Alt bazdan alalım, 2000'den alalım artışı. Bu 5 yılda 10.000'in üzerinde bir artış var. İşte yaklaşan bir yerel seçim var. Her seçim Kepez'de sıfırdan bir seçilmiş gibi başlıyor zaten. Çünkü yeni geliyor, geliyor bir de bayağı nitelikli göç alıyoruz yani bir de o tarafı var. Kepez direkt şehirleşiyor artık. Yani o ilk yerleşim köydü, sonra kasaba olduk, yok işte biraz daha büyüdük, kent olduk falan. Hayır. Diğer şehir bazlı gelişiyor. Kentin yani Çanakkale merkez ilçenin kamu kurum kuruluşları olsun, özel sektöre ait üretim bantları olsun, birçoğunun Kepez'de olduğunu biliyorsunuz.
Okullaşma adına konuşursam işte 30 civarında irili ufaklı, büyüklü, küçüklü her kademeden okulların olduğu bir kent. Okullar merkezi gibi bir şey oldu. Ben Çanakkale'den fazla zannediyorum. Onu da Milli Eğitimler sormadık ama fazla gibi geliyor. Yani özellikle orta öğrenim ve ilk öğretim boyutunda. Sağlık keza öyle. Kentin yani bir tarafının eksiklerini tamamlayan, entegre olan bir yapısı var. Ve yeni bir sürece gidiyor. 30 Mart 2019'da bir seçim var. Onunla ilgili sorular soracağınızı biliyorum. Sorularla alacağım o konuya. Bir diğer konu bu imar barışının adını değiştirmek gerekiyor artık gibi geliyor. Yanına kar kalsın arkadaş. Yani yapıyor, ediyor. Şimdi geldi bugün encümende vardı. 2017'den önce yapmış, etmiş, gitmişiz, kaçağını tespit etmişiz, cezasını yazmışız. Mahkemeye suç duyurusunda bulunmuşuz imar kirinden 184'ten. Gitmiş almış yapı kayıt belgesini getirmiş. Ne yaptık? Encümende aldık kararı. İşte yasa çıktığı için ona uygundur dedik. Amca yanına kar kalsın yasasından faydalanmış oldu. Ve bunu da uzattılar bir seçim rüşveti gibi. Bunu da altını kalın kalın çiziyorum. Haziran ayının sonuna kadar da uzattılar bunu. Yani işte bir hedef vardı biliyorsunuz geçen yılın 31.12.2018'e kadardı ki 31.12.2017'ye kalan olanları kapsıyordu. Hala o süreci kapsıyor. Ama millet işte o yanına kar kalsın zihniyeti devam ettiği için hala boğuşuyoruz biz. Hala kaçak koşturuyoruz, kaçaklara el atıyoruz, tutanaklarını tutuyoruz. Hala usul ve çerçeve içinde, prosedür içinde biz gene kaçak imar ve imalatları mücadeleye, kaçaklarla mücadeleye devam ediyoruz. Yorucu bir şey. Dün bizi kavga ettiriyorsun vatandaşla. Bugün vatandaşla sen barışıyorsun. Biz arada kalmış oluyoruz. Garip bir kanun çıkardılar. Sonu ne olacak? Allah sonumuzu hayretsin. Sonu da iyi olmayacak. Onu da söyleyeyim. Çünkü düşünülmeden çıkarılmış bir yasa olduğu için özellikle ortak kullanım alanlarındaki kaçak imalatların bir kişi mülkiyetinden yani dört çok ortaklı mülkiyette bir ya da iki kişi üzerinden kotarılması noktasında mülkiyet hakkı olan diğerlerinin zannediyorum yargı süreci başlayacak. Böyle karmaşık işte yargıyı da boğacak, orada da işi çoğaltacak bir akla hizmet eden yanına kar kalsın. Bu kanun bence ülkeye zarar vermiştir. Zaten büyüklerimiz de bu ara kent imarı ile ilgili yok dikey mi olsun yok yatay mı olsun gibi tartışmalarla maça giriliyor bakalım. O da hayırlı olur inşallah. Bir diğer konuya geçmek istiyorum. Sorunuz varsa bu konuyla ilgili alayım sorularınızı. Ben bir soru sormak Tabii. istiyorum başkanım. Burada Çanakkale'de, Kepez'de daha önce size bir başvuruda bulunmuş dikey mimari yapılması açısından. Yanılmıyorsam Park 17 evleri. Böyle bir başvuru olmuş muydu? Yani Çanakkale ilk olacağı için yani burası kaldırılır mı, kaldırılmaz mı gibi. Hatırlamıyorum ama olmadı bildiğim kadarıyla. Şöyle bir şey vardı orada. Seki tarzında böyle. Seki tarzında teraslı bahçe var ya şu şeyde poğunun arkasında. Evet yani öyle ama iki katlar, 2,5 katlar da vardı. Ama şimdi oranın 1999 Şubat meclisinde alınan kararla bölgede işte 6 kat orası. H18 dedi. Hiç kottan alır. O artık mevzuat gereğidir ama hiç kimse yok onda taviz vermedik. Yani kottan kazanın dışında ki onları da zaten böyle iskana açar değil, ortak kullanım alanları, otoparktı, işte sosyal donatıydı ve benzeri, havuzdu, fitnessiydi ve benzeri gibi donatılarla falan şeydi. Peki şimdi Türkiye'de de bir tartışma var yatay mı dikey mi mimari açısından. Siz şöyle düşünün. 10 tane bina yapacağız, 6 katlı. Adam geldi dedik ben 5 tane yapayım. 12 katlı yapayım. Ve geri kalan alanı yeşil alan yapayım. Burada imar açısından nasıl bir problem Şu var ki? anda bizim 100 binlik ve binlik planlarımızda buna müsaade etmiyor. Bu yetki şu anda bakanlıkta. Yani Sizin fikriniz ben merak ediyorum. Benim Yani birisi size fikrim geldiğinde bence kepezim güzel. Bu kadar kat da yeter. Gayet bizde bakın bir ana caddemiz bizim 5 kattır. Şu Atatürk Caddemiz. Çanakkale Atatürk Caddesi'nin devamıdır. Bir de belli bantlarda 4 katımız vardır. O da 4 ya da 5 caddedir o da. İşte
işte Hamidiye Caddesi gibi, Menderes Caddesi, Dumlupınar gibi. Ve bir yukarıda işte bir önce bahsettiğim maç 18.50'dir. Geri kalan bizde 3 kattır, 2 kattır. Siz de dikey mimariye karşısınız. Ya bizim zaten şu anda yaptıklarımız, yani ben 25 yıllık yerel yönetim boğuşmamın içinde 15 yılını belediye başkanı olarak geçirdim. Biz bu süreçte yaptıklarımız ortada. Yani biz dikey bir şey gördünüz mü bizde? Yok. Yani olmaz da. Mesela o Çanakkale'nin Bursa Kavşak, Balıkesir Kavşak girişi var o çay tarafında falan. Orada böyle garip garip böyle yüksek yüksek binalar. Eleştiriyorum kardeşim yani. Zemin orada çay zemini zaten. Islak şey gevşek zemin orada. Tamam mı? Teknik olarak ne yaptılar bilmiyorum ama ben hiç oralarda foley kazık bilmem ne işte beton zerki falan hiç duymadım görmedim bilmiyorum. O bölgede o bölge kötü bir görüntü arz ediyor yani. Kente girerken bile kötü şu anda. Olma. Mesela orada bence çaya da yakın. Yapsana 2 katlı, 1,5 katlı şöyle villalar, villalar. Yani ne diyelim, yükte hafif, pahada ağır bir prestij alanı yaratsana böyle. Şimdi orada şunu söyleyeyim, en başında ifade etmeye çalıştım. Tabii kentler yarışıyor şu anda. Öyle ülkeler falan da yarışmıyor. Kepez de Çanakkale ile yarışıyor aslında. Biz o cazibe merkezi yoğunluğu bize doğru dönünce piyasada işte müteahhit arkadaşlar var, kimse üzerine alınmasın ama işte ucuz yapalım, yapsat yapalım, para kapalım hesabıyla yerinize çok kat verelim. Siz de ucuz malzemelerle ucuz ucuz yapın. Bir yoğunluk yaşayalım orada. Ciddi de bir yoğunluk olacak tam orada yaşam başlarsa. Böyle bir alanla müteahhitler oraya doğru çekmeye başladılar. Yani bizden, buradan. Orada çok tutmadı, onu da söyleyeyim. Bir de kriz patladı şimdi, evlere şendik. Değil mi? Ispanak bilmem olmuş 10 lira, patlıcan olmuş 14 lira, biber olmuş 18 lira. Bence mevsiminde mevsim sebzelerini, meyvelerini tüketirse halkımız bence daha sağlıklı olur. Ben de buradan öyle bir öneride bulunayım. Ama dediğim gibi orayla bura arasında bir de Esenler'de bir cazibe olayı. Ama buraya tabii hastane gelince o cazibe tersine döndü. Ha buradan hastane deyince bu 28 bine bu arkadaşlar adrese dayalı nüfus. Bize gündüz bakın hastaneye yaklaşık 8-10 bin hasta girip çıkıyor polikliniğe. 3 binde çalışanı var. Üzerinize koyduğunda bizim günlük insan sirkülasyonumuz 40 ile 45 bin arasında oynuyor arkadaşlar hafta içinde. Hafta sonu demiyorum ben. Ciddi bir rakam bu. Ve bakın elinizdeki listeye baktığınızda işte Bigay'dı, Gelibolu'ydu, Çam'dı, biz geliyoruz. Ama özellikle gündüz nüfusuna baktığımda arkadaşlar merkez, Biga ve biz geliyoruz şu sırada. Yani biz Çan'ın ve Gelibolu'nun gündüz nüfusunda üzerindeyiz. Onu da belirtiyoruz. O neden kaynaklanıyor? Kendi doğasından kaynaklanıyor. Bitişik nizamda bir beldeyiz. Bütün bölgenin hastanesi ilçelerden de geliyor doğal olarak. İlinin hastaları da geliyor. Böyle bir hikayenin kendisi bu doğal olarak. Evet. Tamam. Arkadaşlar biz hizmete devam ediyoruz. Bizim 14 Şubat, meşhur 14 Şubat ne oluyor? Sevgililer günü oluyor. Bizim de meşhur seramız var. Ha bitti. Ha bitecek. Çanakkale'de de var öyle bir şey. Bugün açıyoruz, yarın açıyoruz. Gazete ilanlarını görüyorsunuz. Açılmayan bir yer var orada. Sera açıyoruz arkadaşlar. Evet, sera konusunda da yine bir ilklerden biri bu. Yani kamuya ait bu tür bahçe bitkisi veya işte kent bitkisi yetiştiren cezaevi, ezine fidanlık dışındaki ki özel sektörde bu kadar büyük değil. 14 Şubat'ta gelirseniz sahil yolunun üzerinde orada hemen plajın bittiği noktada karavan kampın karşısında büyük bir sera alanımızı açıyoruz. İnşallah bu yaz mevsim çiçeklerini arkadaşlar yetiştirir diye düşünüyorum. Yetiştiririz dedi. Ben yokum çünkü onlar yetiştirecek. Evet, ona da bekleriz. İşte son ölçüşlerini yapıyoruz onun da. En son bir sulaması kaldı. Cuma günü galiba o işler tamamlanacak. Onu da bitireceğiz. Ondan sonraki ayda hemen şu Adile Naşit'in arkasında yaklaşık 2,5 dönüm yani 2500 metrekarelik bir alana gene bir peyzaj çalışması yaptık. Bir çocuk parkı, işte fitness alanların olduğu, kamelyaların, bankların falan olduğu gece gündüz. Onu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açalım diyoruz. Onun da eksikleri neredeyse bitti böyle.
Yani açılışlarla bir kapanış yapalım diyoruz. İnova. Onun dışında sizin gündeminizde ne varsa cevap vermeye çalışıyorum. Ben daha önce bayram üzerinden size iletmiştik. Dedim hazırlarsınız belki. Kepez'de İYİ Parti'nin belediye başkan adayı vardı. Sonradan bağımsız olduğunu ilan etti. Bir yaptığı açıklamada Ömer Faruk Mutan'ın kendisi, Ömer Faruk Mutan'ın şöyle söylediğini, kendisi benim bu işi yapabileceğimi birçok yerde ifade ediyor. Yüzde görüştüğümüzde de sen bu işi yapabilirsin, başarabilirsin diyor. Şimdi ben sormak istiyorum, Ömer Faruk Mutan'a bir sorular sorduğumuzda çok açık ve net cevaplar verir. Böylesi bir süreçte Ömer Faruk Mutan'ın Gökhan Bayram'a bir desteği var mı? Çünkü diğer bazı adaylar da Mutan bizi destekliyor diye bir ifadesi var. Mutan kimi destekliyor burada? Mutan şimdi 19 Şubat'ı bekliyor. Adaylar bir netleşsin kardeşim. Belli olmuyor ki. Daha geçen ay Gökhan Bayram İYİ Parti'nin adayıydı değil mi? Adayıydı öyle aday falan değildi. Sonra İYİ'den işte adaydı da beklemedi bizi de falan gibi bir kumpasa falan denk getirildi. Öyle yollandı. Evet Gökhan Bayram bu işi yapar dedi mi? Dedim ya. Bakın benim paydamda Kepez'im zarar görmesin. Kepez'im. Bu işi yapabilecek adamlar burada yönetime gelsin. Bütün derdim kaygım bu. Benim şu anda beklentim adaylar bir netleşsin. Dur bakalım sevgili Gökhan Bayram bağımsız adayım dedi. Bağımsız adaylık da zordur. Onu kendisine de söyledim. Ha bir parti bulabilir miydi? O konuda kendi kendine bir samimiyet testi yaptı galiba. Ben dedi buradan çıktım dedi. Başka bir tarafa gitmem çok ahlaklı olmaz dedi. Yani o siyasetin garip cilveleşmeleri içinde Gökhan'ı İYİ Parti'de yediler diyelim kısacası. Aynen öyle oldu. O şu 19'da netleşsin. Mart başında ben ne yapacağımı, ne diyeceğimi gene paylaşacağım sizlerle. Peki, ama net değil. Yarın ne olacağını ben de bilmiyorum. Siz zannediyor musunuz ki şu anda mesela AKP'nin adayı Alper? Belki de değişecek bilmiyorum. Ötekininki bir rol. Belki değişecek bilmiyorum. Yani o seçim kuruluna verilecek, kesinleşecek. Rahmetli Süleyman Demirel'leri gibi. 24 saat Türk siyasetinde çok fazla. Evet. Fazlettim. 24 saati geçirdik ve mevcut 3 tane... Fazletmeyeceğim ama ben göreceğim. Bak ben hep temkinli davrandım. Hiç paylaşmadım sizinle. Çünkü böyle bir şeyler olabileceğini tahmin ediyorum. 25 yıldır da ben de bu zemindeyim yani. Bir sürü antin kuntin film işleri biz de gördük. Gördük yani. O yüzden biz de böyle mevcut tabloda şu anda avantajın kimde olduğunu düşünüyorsunuz? Valla ben köşe yazarı, analist değilim. Onları siz yapıyorsunuz. Bunu burada her ay analist yaptınız. Ben Mart başındaki toplantımda bu konuyla ilgili net açıklamamı yapacağım. Bir adayları bir göreyim ya. Bir göreyim. Ama sağ olsunlar bak o benim yanımda, bu benim yanımda diyorsa bir kadrimiz, kıymetimiz var demek ki ya. O güzel yani. Başkanım mevcut adayların geri çekileceğine dair bir duyumunuz var. Her şey olabilir dedim. Her şey olabilir. Ben hala İYİ Parti ile CHP'nin bir takım yerlerle ilgili hala yeni işbirliklerinin gündeme gelip birilerinin bir yerden çekilip diğerlerinin bir yere konulabileceğini düşünüyorum. Hala. Duyumlarım mı var? Var. Onu da ben kendime saklayayım. Olmayabilir, uzlaşamayabilirler, onu bilmem. Başkanım nüfus oranında da açıklamalarınızı ben bir şey sormak istiyorum. Çanakkale'de ve Kepez'de özellikle yabancı uyruklu var evet mı? Evet arkadaşlar, bizde sayıları... 30 ülkeden bak. Aynen öyle. 300'e yakın insan var. Afganlısı, Fasafisosu, Afrika'dan onlar mı? Var. Aklınızda hangi ülke geliyor? Cibuti var. 2 kişi var. 3 Alman var, Fransız var, Avusturyalı var. 30 ülkeden. Bunlar adrese dayalı sisteme yasal olanlar evet, mı? Evet, aynen öyle. Adrese var, orada oturuyor yani. Yasal yani. Yasal. 298-300. Evet. Şeyden aldık. Göç müdürlüğünden aldık bakanlar. Biz biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'nu ama Parlamentosu'nun Kültürler Arası Kentler Birliği'ne Türkiye'den üye olan 2. yerleşim alanıyız. Biri Bursa, Osman Gazi değil mi? Onlar hatta biz afişledik ettik. Hatta
bu ayın 27 ve 28'inde birlikten bir heyet gelecek. Beldemizi gezeceğiz. Kampacağız. O işbirliği devam ediyor. Evet, Osman Gazi'den sonra ikinci katılan biziz. Yani biz Avrupalı bir kent olduk. Kağıt üzerinde falan değil, baya baya olduk yani. İnşallah bizden sonra gelen arkadaşlar bu ufuklara gelirler ve o birlikteliği sürdürürler. Başkanım, bu 300 kişi oy kullanabilecek? Onu bilmiyorum, onu seçim kuruluna bakmak lazım. Ben öyle detayda yok. Ama bizim oradan aldığımız bilgiler bu noktada. Ha, 300 kişi de çok fazla etkilemez. Toplu hepsi aynı yere gitmez zaten. 20.300 küsur civarında seçmen var arkadaşlar Kepez'de. 20.300 küsur. 326 civarında.